Portakal veren baba! Buyur efendim, tavsiye balıkları abi. Burası köy yani. Kuzguncu köyü burası. Eski daha güzeldi. Rahatlık vardı. Her şey bedavaydı. Cemil! Burası eskiden çok şahaneydi. Çok canlı, cıvıl cıvıl. Parke taşlar, 2-3 katlı ahşap evler, cam kenarında kahvesini yudumlayan komşular, o evlerin önünde top oynayan çocuklar, uzatılan sepete ekmek koyan bakkal amca, ne diye bağırdığını bir türlü anlayamadığımız, ancak ne sattığını gördüğümüzde kavradığımız simitçi, evlerin önünde açan begonyalar, uykuya dalmış kediler, onları uyandıran mahallenin sevimli köpekleri. Kimimiz hatırlıyoruz bu resmi, kimimiz yaşadık, kimimiz hiç bilmiyoruz. Gökdelenlerin arasında değişen bir hayata doğduk çünkü. Ama bazı yerler var ki, işte oralarda tam da bu anlattığımız türden bir hayat sürüyor. İstanbul'un gökdelenleri arasında mahallelerin sıcak kokusu hala bir yerlerden duyuluyor. Padişahlara saray yaptıracak kadar göz alıcı, sanatçılara ilham olacak kadar güzel Beylerbeyi'ndeyiz. Beylerbeyi, Anadolu kıyısında Kuzguncuk, Çengelköy arasında eski bir yerleşim yeri. Eskiden Beylerbeyi'ne İstavros kasabası denirmiş. İstavros kasabası adını Bizans döneminde burada bulunan ve kubbesinde büyük bir haç olan kilisesinden almış. İstavros anlamı olarak, mane olarak yani Hristiyanların en büyük ritüeli olan haçtır. Haça stavros denir. Stavro yani üçgen. Osmanlı Makedonya'dan, yani Makedon bölgesinden yani şu anda Makedonya olan bölgeden tarımla, ziraatçılıkla falan böyle uğraşan Hristiyan kökenli vatandaşları o zaman Osmanlı toplumu yani İstanbul'a getirtiyor. Ve oralarda işte tarım yapması için yani sebze, meyve falan zaten o zamanlar Osmanlı'ya yeni yeni girmeye başlamış bir sürü sebze, meyve. İşte o tarımla ilgilensinler diye onları buraya getirtiyor. İşte Beylerbeyi'nde, Çengelköy'ünde böyle araziler tahsis ediyor. Oralarda işte sebze, meyve yetiştirmeye başlıyorlar. Ve hatta işte o zaman o mıntıkanın ismi Stavros Mahallesi olarak kalıyor. Ve onun karşısında da böyle gene hani stavros şeklinde yani haç şeklinde bir çarşı vardı orada böyle kapalı bir çarşı. Ama tabii o aslında çarşı olarak yapılmamış. Bir sığınak olarak yapılmış. Yani kapalı çarşının orijinali de öyledir yani. Bizans döneminde sığınak olarak yapılmıştır. Aslında bir sığınak sonra tabii belli bir zaman sonra çarşı haline getirilmiş. İşte Stavros Mahallesi ve Stavros Çayırı o tabir, o yüzden yani Stavros olarak tabir ediliyor. Rumeli Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın burada bulunan yalısından dolayı ise semt Beylerbeyi adıyla anılmaya başlamış. Zaten burada herkes birbirine yakındı hanımefendi. Herkes. Mesela bizim evimiz, ben Mustafa'nın evine gider, geceliği içeri girerdim. Kimse kapısını kapamazdı. Fakat o zaman Beylerbeyi 300 kişiydi. Anladınız mı? Burada bir tane fırın vardı. Herkes pide yaptırırdı. 300 tane pide verilir. Aynı batında çıkarken alırdı. Bir daha da o şey olmazdı. Çok şey özel simidi vardı, çok meşhur. Her bahçede meyve vardı, leylaklar vardı, manolyalar vardı. Her bahçenin istinasız, her bahçede çiçek vardı. Ve öteki mahalleydi asıl Beylerbeyi.
Yıkıldıktan sonra Belavi değişti. Eskiden ben bu iskeleden 100 kişi çıksa tanırdım. Şimdi bir kişi tanımıyorum, bir kişi çıksa. Çarşısı, iskelesi ve sokaklarıyla Beylerbeyi İstanbul'da görülebilecek en güzel düş. Bir zamanlar şirketi Hayriye Vapurları Beylerbeyi iskelesine yanaştığı zaman vapura binmek isteyen İstanbul efendileri birbirlerine "Aman efendim, önden buyurun, olur mu hiç, lütfen siz buyurun, istirham ederim, siz buyurun" dediği için vapur dakikalarca kalkamazmış. Kaptanlar geciken vapurun izahını bu sebepten Çengelköy'ün zerzevatı, Beylerbeyi'nin teşrifatı, Kuzguncuğun haşeratı, Üsküdar'ın hırdavatı diyerek izah edermiş. Bu sözler daha sonra tekerleme tadında bugünlere kadar gelmiş. Şu teknolojik çağda dahi günde 4 tane vapurumuz var Beylerbeyi'nden Rumeli yakasına, Avrupa'ya geçişte. O devirde, o demiş olduğum devirde akşama kadar 45 dakikada bir, 1 saat 15 dakikada bir mütemadiyen Eminönü'ne vapurlar çalışırdı. Eminönü'nden de Boğaz'a, Kandilli'ye kadar veya Otvaniköy'e kadar çalışır. Ve vapura binenler sabahları herkes birbirine öncelik tanır. Önden siz buyurun, lütfedersiniz, aman birim siz buyurun gibilerinde. Teşrifat zade bir semti. Zaten büyüklerimizin söylediği gibi Çengelköy'ün zerzevatı, Beylerbeyi'nin teşrifatı, Kuzguncuğun haşeratı, Üsküdar'ın hırdavatı diye bu dillere pelesenk olmuş bu söz. Ve bir de bizim Beylerbeyimizin ayrıyeten bir özelliği vardı, bostanları. O bostanlarında bilhassa ayva, şeftali ve inciri çok meşhurdu. Her taraf rahat, geniş. Herkes birbirini tanırdı. Tamam mı? Buradan mesela sabahları herkes vapura kaçar, koşup giderdi. Birbirlerine hürmet ederlerdi. Vapura giren adamlar mesela diyelim ki 80 yaşındaki adam, onun önünde 25-30 yaşındaki adam önüne geçmezdi. Tamam mı? Efendilik vardı, hürmet vardı, saygı vardı. Bir yabancı geldiği zaman orada mesela polis dikiliyordu. Senin ne işin var burada, nereden geldin? Böyle, çünkü Beylerbeyi hep birbirini tanırdı. İskele Caddesi'nin diğer ucunda Hamidi Evvel Camii bulunuyor. Cami 1778 yılında Sultan 1. Abdülhamit tarafından annesi Rabia Sultan anısına yaptırılmış. Cuma selamlığı için Padişah Abdülaziz'in saltanat kayıklarıyla yanaştığı bu kıyıyı şimdilerde balıkçılar mesken tutmuş. Padişah Cuma selamlığına bu arkamdaki görmüş olduğunuz kayıkhaneden gelir. Burada tam sizin kameraman arkadaşımın durduğu yerde de bir palamar taşı mevcuttu. Şimdi bir tanesi de çay bahçesinin yan tarafında. Beylerbeyi Camisi'nin avlusunun orada. Oraya gelir, saltanat kayığını bağlar. Oradan çıkar. Cumasını kılar. Dönüşte de aynı şekilde caminin arka kapısından çıkar. Orada binek taşı var padişahın. Atı oraya getirilir. Atına biner ve buradan Beylerbeyi, şimdiki Assubay Okulu ve Boğaz Köprüsü'nün ayaklarının olduğu yerden saraya giriş yapar. Beylerbeyi'nin tepelerine doğru çıkıldıkça eski İstanbul kendisini daha da gösteriyor. Ahşap konaklar, dar sokaklar, süslü bahçeler. Burada çok iyi bir Rum vardı, Arnavut Rumu, mangal derlerdi. Bu adamın yaptığı domates, biber şey şahane bir şeydi. Yani insan kokusundan yerdi. Fakat zaman geçtikten sonra bunlar gidince hepsi bitti. O hurmalar, sebil, ayvalar, dediğim size daha şey, kiraz, miras, her şey vardı. Malika Ramazan'da mesela evin önünden geçerdik, eve geçerken katiyen bırakmazdı. Kim olursa olsun içeri alır, o hazırlamıştır. O kendi yaptığı sebzelerden, her şeyden bizi yedirir, içirir, ondan sonra gönderirdi. Yani o kadar insanlara ve biz hiçbir kötülük görmedik. Onun kızını burada şey yapmaya çalıştı, ben aldım eve götürdüm. Anladınız mı? Eve sakladım.
Yani ne çok zaman? Olaylar oldu. 6 Eylül'de. O Koça Bakkal vardı. Koça Bakkal'ın kapılarını babalarını zorladılar. Babam da burada polisti. Önlediler, bilmem ne yaptılar. İşte bu şekilde oldu. 6 Eylül'den sonra huzursuzluk oldu. O huzursuzluğu çekemediler. Ve her de malını mülkünü bırakıp gittiler. Peki o zamanlar Beylerbeyi'nde oran olarak ne kadar bir gayrimüslim nüfus vardı? Yani benim bildiğim aşağı yukarı 20 tane vardı. Bunlar genelde şey yaparlardı söyleyin, bostancılıkla uğraşırlardı ve yetiştirirlerdi. Herkese saygılıydılar iftarda bilmem ne. Biz onların şunlar, bilmem Noel'lerde şey yaparlardı, yumurta verir tokuştururlardı bilmem ne. Yani bizden iç dışa yani bir dinarlığı vardı dersem normaldir. Ama diğer başka türlü yediğimiz, içtiğimiz her şeyimiz bir giderdi. Beylerbeyi sokaklarında gezerken kendinizi film setinde gibi hissetmeniz normal. Bugüne kadar onlarca film ve diziye ev sahipliği yapmış bu semt. Eğitim seviyeleri veya ekonomik seviyeleri o zaman da insan arasında bir farklılık yaratmıyor. Yani bir mahalle kültürü vardı böyle. Herkes herkesten çok iyi dostu, çok iyi arkadaştı, çok iyi hatırlazdı. Yani sohbetler olurdu birbirlerini gördükleri zaman. Yani daha böyle bir şey yaklaşım vardı, böyle bir mahalle kültürü yaklaşımı vardı. İşte onu özlüyorsun. Yani hiç kimse kimseye böyle falan bakmıyordu. Yani her kim böyle çok samimi bir hava içerisindeydi. O zaman kara taşımacılığı pek yok yani. Belli belediye otobüsleri falan var ama az yani. Hatta o zaman Beykoz'a iki tane küçük otobüs vardı işte, sonra belediye otobüsleri geldi. Deniz taşımacılığı yani vapur. İşte sabahları 10 tane, işte gündüz buradan o zaman köprü tabir edilirdi, köprü işte. Gündüz 3-4 tane vapur, işte akşam dönüşte bir sürü yani. Ki o zaman deniz taşımacılığının olduğu zamanlar, yani samimi olarak söyleyeyim bana, yani hilafsız konuşuyorum. Vapurlara yani Eminönü'nden akşam iş dönüşü yani Boğaz tarafına yani Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy'lü hattına hani şöyle tabir ederlerdi. Yani işte artık Eminönü'nden insanları vapura çekecek de sokuyorlar. İşte inerken de tribüşonla çıkarıyorlar. Yani böyle artık o vapur nasıl biliyor musun? Yani suyla bir falan giderdi yani böyle. Şimdi görüyorsun yani 40-50 kişi iniyor o zaman. Tabii deniz taşımacılığı o zaman daha revaçtaydı. Daha da iyiydi. Yani insanlar oturuyor, işte çayını içiyordu, mayını içiyordu falan. Muayyen bir saatleri vardı mesela. İşte böyle bir taşımacılık vardı. Tabii çok çok daha evveliyatına gidersek, yani bizim büyüklerimizin anlattıklarına gidersek. İşte o boğaz vapurlardı. İşte buralardan kalkışları falan. İşte herkesin birbirini tanıması falan. Bununla ilgili bir sürü şeyler anlattım. Hatta İskelede birkaç kişi kaldığı zaman vapurun geri dönüp aldığı falan söylenir yani tekrardan. Yani hani kaptanı tanıyorlar ama öyle derler mi geri dönüp. Bunlar söylenir yani. Beylerbeylileri dinledikten sonra gözünüze ilişen Boğaziçi Köprüsü'ne bir suçlu gibi bakıyorsunuz. Ne de olsa evlerin üzerine gölge gibi düşen bu büyük köprü, iskeleye yanaşan vapurların da sesini azaltmış. Burası aşağı yukarı bu Fıstıklı Mahallesi, burada 500-600 tane ev vardı. Akşam vapuru, akşam gelen mesela yolcular, yolları hep buradandı. Biz de o zaman çok güzel bir alışveriş yapardık, şimdi yok. Şimdi sabahtan akşama kadar bir iki tane müşteri geldiği zaman arkasında araba yanaşacak. Tam şunu ver derken arkasında 10 tane araba gelip bırakıp gidiyor bizi. Boğaz Köprüsü inşaatı şantiyesi başlayınca şimdi o Stavros Çayırı'nın üst tarafında yani şu anda köprünün gişelerinden tutun çok yukarıya kadar orada bir mahalle vardı böyle Fıstıklı Mahallesi yani mescidinde falan böyle çok büyük bir mahalle vardı. Tabii o şantiye o mahalle gitti. Şimdi o mahalle gidince tabii aşağı yukarı o zaman Beylerbeyi nüfusunun yani diyebilirim ki yarısına teşkil eden bir nüfus vardı orada. Çünkü Beylerbeyi o zaman çok küçüktü. Yani şu ki yani şöyle söyleyeyim Beylerbeyi
O tarihlerde falan zaten şeydi, Bucaklı, nahiyeydi burası. Nahiye müdürlüğüydü artık bu yani. Belli yerler Beylerbeyi'ne bağlıydı. Tabii o mahalle kalkınca Beylerbeyi zaten daha ufaldı. Ufalınca tabii tekrardan köy statüsüne, yani mahalle köy statüsüne geçti. Kuzguncuk bir aşktır, kuzguncuk bir sevgidir, kuzguncuk bir tutkudur. Sıradaki durağımız Beylerbeyi'nin yanı başındaki Kuzguncuk. Kuzguncuk, İstanbul'un Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde yer alıyor. Bulutların arasından çıkan güneş gibi gelenlerin yüzünde güller açtırıyor. Sahil boyu uzanan yalılar denizin kenarından size bakıp düşler kurduruyor. Kuzguncuk sahilinde yer alan yalılardan günümüze kalan görkemli örnek Fethiahmet Paşa Yalısı. İlk sahibi 2. Mahmut ve Abdülmecit dönemlerinde önemli devlet görevlerinde bulunan Fethiahmet Paşa. Harem ve selamlık olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşan yalının ardında çam, çınar, köknar ağaçlarının çoğunlukta olduğu büyük bir koru bulunuyor. Buraya Yahudiler çoğunlukta olduğu için bir mezarlık istemişler. Demişler bizim mezarlığımız yok. Ne yapalım, ne edelim işte kaymakam, maymakam, şu bu falan filan. Demiş buranın en zengin ağası ya da arazi sahibi kimse, ondan konuşalım, bize bir yer versin. Yukarıda Yahudi mezarlığı vardır. Oranın sahibi kuru kahveci Mehmet Efendi'ymiş. Yani gene de tam tescil edemiyorum. Duyduğum kadar, ne dereceye kadar doğru bilmiyorum. Gitmişler Mehmet Efendi'ye. Bize demişler neyse ücreti böyle bir yer verin. Biz mezarlığımızı oraya yapalım, oraya defnedelim ölülerimizi. Bize yardımcı olun demişler. Neyse ücreti ödeyelim. O zaman buralar tabii ta para etmiyor. Ya da paranın değeri olmadığı için Mehmet Efendi demiş ki ya demiş bir işe yaramıyor zaten tepe orası. Ev kurulmaz dağın başı. Ev kurulmaz bak kurulmaz demiş. Şu ara şöyle çevirin demiş. Alın sizin olsun. Çok memnun olmuşlar Yahudi vatandaşlar. Ve o zaman da demişler ki bizden de demişler size bir jest olsun. Bundan sonra bütün mübarek günlerimizde bütün vatandaşlarımız, Yahudi vatandaşlar kahvelerini sizden alacak. Ondan sonra kuru kahveci Mehmet Efendi böyle kuru kahveci olmuş. Kuzguncuk sıra evler, tek evler, köşkler ve son dönem apartmanları oluşturuyor. Burası hala mahalle kültürünü yaşatan ender semtlerden biri. Bakkalı, kasabı, ekmek fırınları, kıraathanesi ve tatlı sakinleri tarih kokan evleriyle insana müthiş iyi geliyor. Canınız şehir hayatından çok sıkıldığında şehrin bu saklı hazinelerini unutmayın diyoruz ve başlıyoruz Kuzguncuk'ta dolaşmaya. Eskiden bu cadde Arnavut kaldırımıydı. Böyle paket taşlar tabii ki yoktu. Daha sonra parke taş döşendi. O dört köşe kalın büyük taşlardan. Daha sonra onların üstüne de asfaltlar falan döşendi. Kazılar yapıldı. Yıllarca toz toprak içinde Kuzguncuk'un bu hale gelmesini seyrettik. Eskiden burada delileri de velileri de çok bir yerdi burası. Yani hakikaten vardı. Velisi de vardı. Bir tanesi de benim sohbet şeyhimdir. Delileri de çoktur Kuzguncuk'un. Birçoğu öldüler. Genç yaşta öldüler hepsi. Bıçkınları çoktu. Bıçkın gençleri vardı Kuzguncuk'un. İnsanlar burada akşam olduğu zaman 50 sene önce bu evler tamamen Yahudi evleriydi, Rum evleriydi. Geniş böyle kaldırımları vardı. Yukarıki caddeye kadar, sonuna kadar bu caddenin. Akşam kaldırımları hanımlar süpürürlerdi. Masalar atılırdı, güzel örtüler atılırdı, çaylar demlenirdi. Kuzguncuk'un halkı evlerin önünde güzel giyinirlerdi o insanlar. Şimdi bizler bilmiyorum giyiniyor muyuz, giyinmiyor muyuz? Birbirimize ne derece saygılı olarak giyiniyoruz. Ama o insanlar giyinirlerdi, süslenirlerdi. Hiç kimseye zararları olmazdı. Bu bir hasret değil bu benim dediğim. Yani bir gerçek bu. Burada gerçek bir
mahalle kültürünü görebilirsiniz. Yani herkes birbirinin çocuğunu tanır, yaşlısı, genci. Yani komşuluk ilişkileri vardır. İşte esnaf alır parası olmayınca yazdırır gider bir şey yer içer, ertesi gün verirsiniz. Böyle herkes birbirini tanır ve çok yardım eder birbirlerine. Buradaki evler çok eski, bizim ev dahi 100 yıllık. Çok eski bir mahalle burası. Yani yüzyılların kültürlerinin buluştuğu bir mahalle burası. İşte Museviler, Rumlar, Müslümanlar. Herkes birbiriyle iç içe ve çok mutlu yaşıyor. Kimse birbirinden şikayetçi değil. Tabii ne yazık ki artık azalmış, eski komşular yok ama bizim karşımızda mesela kilise var, aşağıda sinagogla cami var yan yana. Yani herkes burada özgür ve mutlu. Aslansın Şakir, demek sen de varsın bu işte. Tabii varım Perihan. Adliye Hanım hepimize az mı emek verdi? Perihan ablayla başlayan ve birbiri ardına çekilen diziler ününe ün katmış mahallenin. Değişik zamanlarda diziler, mesela malum bir dizi Perihan'la dizisi. Bunun dizisinde mağaza, karşıdaki pezide binası aynı zamanda ve köşedeki bina Perihan dizisinde bir mekan olarak burada zaman içerisinde yer almıştır. Burada bütün insanlar, yaşayan insanlar bizim köyümüz diyorlar. Yani burada bir sıcaklık var, samimiyet var, dostluk var. Yani bir mahalle kavramı var. Ya yani insanlar sabah burada geldiği zaman birbiriyle selamlaşıyor, muhabbet ediyor, sohbet ediyor. Yani belki İstanbul'da bu şu ortamı bulamazsınız. Yani şu insan ilişkiyi bulamazsınız. Sahiplenme var. Ben inanırım burada İstanbul'da tek hırsızlık olmayan, dışarı dükkanı dışarıda malzemesi bırakın çalınmayan tek bir yerdir. Çünkü herkes sorar. Birisi alırsa izin aldı mı diye sorar. Yani sahiplenme var burada. Enteresan bir yer. Yani bir eski İstanbul'a atıldım ben. Çocukluğumda yaşadığım eski İstanbul'a atıldım ben burada. Ve burada bunu yaşıyorum şu anda. Duyan gelmiş. Kimileri dost olmuş, kimileri yabancı. Hala devam ettirmeye çalışıyorlar eskiden kalan adetleri. Cumhuriyet Bayramı'nda burada bazı varlıklı insanlar bir şenlik düzenlerler. Mesela davul zurna getirirler. O davul zurnalar çalar, oynarlar, ederler, sucuk ekmek verirler. Bunlar hep bilabedel. Yani insanların gönlünü almak. Kuzguncuk, 1948'lerde Museviler İsrail'e göç ettikleri dönemde biz geldik buraya. O zaman evlerini satıyorlardı ve Anadolu'dan göçenler de Kuzguncuk'ta Yahudi Musevi evlerini alıyorlardı, yerleşiyorlardı tek tük. O zaman nüfusunun %90'ı, 95'i diyebilirim, Ermeni, Rum ve Yahudilerden oluşuyordu buranın. Yani öyle bir köydü, balıkçı köyüydü, eski bir balıkçı köyüydü Kuzguncuk. Onlar esnaflıkla uğraşırlardı. Biz geldik, biraz her şeyi bozduk galiba, biraz açık konuşayım. Biz geldik, her şeyi bozduk. Eskiden beri dört dinin insanlarının bir arada yaşadığı bir mahalle olduğu için hepsinin bayramları kutlanıyor. Kuzguncuğa her gün bayram. Bu yüzdendir ki delisi ve kedisi meşhur diye anılır olmuş. Burası eskiden çok şahaneydi, çok canlı, cıvıl cıvıl. Rumlar, Museviler, Emirler hepsi bu 6 Eylül. Hepsi 6 Eylül'de hepsi gittiler. Yani gene de güzel ama eski güzelliği kalmadı yani. Yani çok... Aynı insanlarla. Biz nereye gitsek buraya geldik mi buraya arıyoruz. Buraya alıştık burasını. Öbür şeye gitsem aklım burada, bu Kuzguncuk'ta. Çok güzel giderdik, gelirdik. Şimdi bir evin içinde kimse bile tanımıyor. Giderdik, gelirdik, onlar gelirdi, biz giderdik. Çok iyiydi. Şimdi eski şey kalmadı yani. Tat kalmadı, herkes kendi kafasında. Yahudiler burada evvelden çokmuş, Rumlar, Yahudiler çokmuş. Bu ta şeyin öncesine kadar, yani 6-7 Eylül hadiselerine kadar. Hatta bütün akşamları böyle bahçeli evlerinin bahçelerinde, kapı önlerinde oturup herkes birbirlerine ikramda bulunurmuş. Çaylar, kahveler, lekardacılar çoktu. Yahudiler, Rumlar lekarda yapıp lekarda satarlardı. Hatta buranın bir şeysi, yaşlı bir Rum galiba adam,
evi yukarıda olduğu için aşağıdan geçerken yukarıya gidelim bir şey istiyor musunuz diye seslenirmiş. Bu kadar yardımsever. Ondan sonra bir Yahudi bir Robert doktor varmış. O doktor her cuma günü burada insanları bedava muayene edermiş. Her cuma günü bedava muayene edermiş insanları. Yani böyle güzel bir yer. Böyle insanları güzel. Fakat şimdi tabii zaman ilerledikçe her şey değişiyor. Yani insanlar da bizler de böyle değiştiğimiz için gene de çoğu yerden iyi yani. Daha biz hoşumuza gidiyor böyle iyi. Yani içindeki bazı insanlar değişiyor. Başka bir şey değişen yok burada bir şey. Burası köy yani. Kuzguncu köyü burası. Vefat eden sakinlerin fotoğraflarını İsmet Baba'nın gazinosunun panosuna koyuyorlar. Eski bir Kuzguncuk sakini olan ve Kuzguncukluların özlemle bahsettiği Can Babalarının, yani Can Yücel'in de burada fotoğrafı var. Omzumuzda kameramız, elimizde mikrofonumuz, Kuzguncuk'tan yanımıza aldığımız gülümsememizle köprünün öbür tarafına geçiyor, Arnavutköy'e doğru yol alıyoruz. Arnavutköy köprünün hemen aşağısında Ortaköy ve Bebek arasında yer alıyor. Arnavutköy'ün ilk çağlardaki adı Anapulus'tur. Bizans döneminde Konstantinus tarafından yaptırılan Michel Kilisesi'nden dolayı Vicus Michelicus veya Scalea adıyla biliniyordu. Eskiden zaten iskele bu taraftaydı. Şu aradan geçen bir çatya var ya, iskele oradaydı. Otobüs yok, bir tık tramvay. Burada her gün iskelede, her saat başı vapur vardı. Karşılara, Eminönü'ne, sabahları şimdi yok ki. O zaman vapurlaşımı çok güzeldi. Esnaf işini ondan görüyordu. Zamanla vapurlar Hisar'daki iskeleyi kazino yaptılar, kaldırdılar vapuru. Buraya da günde belki 3 tane vapur geldi. Yine de Arnavutköy çok güzel. Sami söylüyorum. Arnavutköy çok güzel. Gidim ona git yazı. Cennet. İnan bana cennet. Ben memleketimi aramıyorum Arnavutköy için. Ben orada çamların içinde ev yaptım, villam var ama ben yine Arnavutköy'ü seviyorum. Vallahi ben Trabzon'da askerlik yaptım, kemiğe geldiği zaman ağlıyordum. Arnavutköy'den geliyor diye. Buraya yerleştirilen Arnavut göçmenlerden dolayı halk bu semti Arnavutköy'ü olarak anıyordu ve zamanla Arnavutköy'ü Arnavutköy'e dönüştü. Bu Arnavutköy'ün Arnavutköy söylenmesine sebep bu Arnavutlukla Arnavut göçmenlerden padişah zamanında göçmenler gelmiş. Bu küçük ayazma dediğimiz oralarda evler yapıldı onlara, mesela oturtuldu ve bu köyün adını da Arnavutköy söylenmesine neden oldu. 3-400 sene evvel de burası Rumların hem balıkçı köyü hem yazları da burada yaz tadillerini burada geçirirlerdi. Biz buraya 15 yaşında geldim. Buralar çok sakin ve halkının çoğunluğu Rum idi. %80'i aşağıydı. Buralar Arnavut kaldırımı dediğimiz kırma taştan döşenmiş yollar. Gayet sakin bir mahalleydi. Halkı balıkçılıkla daha çok geçiniyordu, zarzavatçılıkla. Akşamları saat 4'te 5'te pazarı kuruluyordu Arnavutköy'ün şu caddesinde. Çadır çadır bağırışmalarla beraber mallarını pazarlarlardı. Arnavutköy'ün çileklerini, meşhur bir çileği vardı. Burada satış yapıyorlardı. Çok neşeli bir müridimiz vardı. Tabii özlüyoruz. Tabii bu zamanki hali başka. Tabii bu zaman da güzel ama o zaman da çok sakin. Tipik bir mahalle. Evliya Çelebi Arnavutköy'den bahsederken
ekmeğinin ve peksimedinin beyaz, Yahudilerinin sahibi zek ve ehli saz, Rum Hristiyanlarının kavmi Laz, cemaati Müslüm'ün gayet az olduğunu yazar. O devirde nahiyeydi burası. Nahiye müdürü Türk, çöpçüleri bir de yorgancı kalaycılar Türk bu kadar azdı. Daha sonra Anadolu'dan buraya yerleşimler oldu. Gelişmek zorunda kaldı. Bir kere bu çilek dediğimiz şeyi Rizeliler geldi, yukarıda o dağlarda yaptılar. Nüfus buraya akmak zorunda kaldı. Bu nedenle de gelişti. Kiros'un Rize, başta ilk Rize. Trabzon'dan sanatçılar geldi. Sonra Rize'de çay ortaya çıkınca bu sefer buradan yavaş yavaş onlar kendi memleketlerinin malını yapmaya gitti. Dostluk, sevgi ve paylaşımın hüküm sürdüğü semt birçok tarihi gelişime tanıklık ediyor. Biz de bu tanıklığın peşi sıra dar sokakların arasında dolaşıveriyoruz. Altan Bey, siz çocukken sokaklarda oyun oynuyordunuz herhalde. Evet, dolaşıyorduk, devamlı oyun oynuyorduk. O zaman daha bir rahattı tabii. Bu kadar trafik yoktu. Oyun alanı daha çoktu. Çocukluğunuzda buralar nasıldı? Komşuluk ilişkileri, Arnavutköylü olmak nasıldı? O zaman insanlar birbirine daha saygılıydı. Güven vardı. İstediğimiz gibi dolaşabiliyorduk. Ufak çocuk olmamıza rağmen. Yani kimsenin, hatta yardım ederlerdi. Ne bileyim, karnımız acıktığımızda ilgilenirlerdi. Ama şimdi maalesef o tabii olmadığı için, göç de aldığı için buralar. Yine gelen insanlar ayak uydurmaya çalışıyorlar. Hani Arnavutköy'ün bir dokuzluk var, o bozulmuyor ama tabii ki eskisi gibi değil hiçbir zaman. O dokuyu nasıl ifade edebilirsiniz? Yani nasıl bir şeydir o dokuyu hissetmek? O doku güven, o doku güven ya, öyle ifade edeyim. Kafanızda hiç hani şu anda mesela çocuğumuz olsa da o günde olmuş olsam rahatlıkla bırakırım. İstediği gibi dolaşsın, etsin. Hani hiç kimsenin kimseye bir zararı olmayan bir dönemlerdi. Yine öyle olmaya biraz var ama tabii o zamanki gibi değil. Benim zamanımda kalacılık, yorgancılık, bakışlık, meslek olarak bunlar vardı. Babam yorgancı olduğu için yorgancıyı sevmedi, beni kalacı yaptı. Ondan yavrum. Bakırcılığı ne istemediniz? O da çok zor meslek. Ya bakırcılık diye geçme, o da çok zor. Evet. Ben bakışı da biliyorum. Onu diyemiyorum. Peki siz Arnavutköy'e geldiğinizde bir tek sizin aileniz varmış Türk olarak, değil mi? Babam var ya, anam köyde, o yok. Anam Trabzon'da, biz burada. Bazı Türkler vardı, hamallık yaparlardı eskiden. Araba yok. Esnafın yükü motorla geliyordu iskeleye. Türk hamallar bunları taşıyordu. Başka Türk yoktu yani. İnsanlık çok çok güzeldi ama fakirler, zenginler birbirine yardım ederdi. Mesela ben güğüm vardır. Şurada bir güğüm olacak, güğüm. O güğümü ısıtıp yıkanırdık. Gaz ocağı yakardık, gaz ocağı. Pompalı gaz ocakları yemek yapardık. Tıs tıs tıs, o da sönür, söner. Hadi bir daha yap. Biz böyle yaşadık. Biz kül suyuyla çamaşır yıkadık, kül suyuyla. Benim annem bizi kül suyuyla yıkardı. Bir tenekeye kül koyardı tenekeye akşamdan. Üzerine su koyardı. Sabaha kadar o kül dunardı dibinde. O kül suyuyla bizi yıkardı. Çamaşırı yıkardı. Şampuanla daha çok köpürdü. Biz öyle yaşadık. Mahalle sohbetleri kasapta, berberde yapılıyormuş. Şimdi evet. Bakkal, kasap, berber. Şimdi yok onlar. Şimdi marketler çıktı. Herkes markete gidiyor. Her şey otomatiğe bağlanmış. Kimse kimseyi görmüyor. Muhabbet eksik kaldı. Olduğu zamanlar nasıldı? Siz bize olduğu zamanları... zaman güzeldi. Herkes derdini birbirine anlatırdı. Yani
herkes birbirinden bir haberi olurdu. Şimdi öyle bir şey yok. Bu yaşandı, o güzellik buralar böyle değildi. Burada kafeler, mafeler, onların bayramları. Bak, bir hafta evvel bayramları vardı. Paskalı yaparlardı. Yumurta pişirip dağıdılar da işte, ne bileyim, paskalı böreği yaparlardı. Burada onlar bir şeyi var, lagerde diye bir çalgıları var. Onu sizinle alıp iki kişi kabir kabir gezerlerdi. Hem çalar hem başı toplarlardı. İskanlı köyde çay bahçeleri vardı, iki sinemamız vardı yazlık. Bunlar neşeliydi. Konserler olurdu onlarca. Öyle deniz kenarına çay bahçeleri, onlar tadı başka. Laterna ustalarının mekanında olduğunuzu geçtiğiniz her sokaktan, baktığınız her evden anlayabilirsiniz. İnsanın içinin güzelliği dışına yansır derler ya, Arnavut köylülerin güzelliği de bu semte yansımış. Sahil boyundaki kimi taş, kimi ahşap yalıları bir yana, dar yokuşlu yolları ve merdivenli sokakları burayı ziyaret edenlere Osmanlı Devleti'nin ince zevki hakkında fikir veriyor. Sabahleyin bir tramvay var Eminönü'ne, başka vesaire yok. 3 vagon, 2 vagon. Öndeki tramvay kırmızı, 15 kuruş. Arkadaki 3 kuruş. Kırmızı vagon 5 kuruş. Mesela nereye geçiyorum? Fatih'e. 7,5 kuruş veriyordum, aktarma diyor. Buraya da yazıyordu, gidiyorduk. Sabahleyin burada 5'e çeyrek kala ilk tramvay vardı. Babam da burada yorgancılık yapardı, esnaftı. Arnavut köyünde ne kadar kız, delikanlı varsa hepsi yine de çalışmaya gidiyor piyasaya. Piyasa olsaydı onların elindeydi. Bizim zamanımızda Türk tüccar, müşer, fabrika da yoktu. Tabii sıradan oluyor, onları karıştırmaya gerek yok. Sizin gibi genç kızlar, güzel kızlar, bambaşka kızlar. Mesela ben buraya geldiğim zaman, samimi söylüyorum, sen benim evladımsın, torunumsun. Ben orada evli gelmeseydim, ben buradan evlenirdim. Tabii yaşamak için, yaşamak için yaşamak lazım. Neyse. Sizden güzel olmasın. Hepsi de güzel yani. O zaman siz burada olmalıydınız. Şimdi olsak ne olacak? Biz yaşlandık. Gayrimüslimlerin göçünün hazin izlerini semt hala taşımakta ve yıllarca güzel dostlukların yaşandığı kapı komşularının bir gecede sessiz sedasız ortadan kaybolmaları unutulmamış. O zaman biz çocuktuk ama yani kendimiz gibi görüyorduk, hiç sıkılmıyorduk. Yani evlerine girip çıkmak veya evlerinin önünde oynamak, öyle bir derdimiz yoktu. Hani bunlar yabancıdır diye, sanki bizden birisilermiş gibi davranıyor. Karşılıklı saygı vardı. Tabii vardı, vardı. Çok fazlaydı yani o zaman. Özlüyoruz tabii, o zaman daha bir serbestti yani. Dediğim gibi en önemli şey güven vardı. İnsanlar bir rahatlıkla dolaşabiliyordu. Hiç bitedi, hırsızlık olmazdı. Kapıları açıp bırakıp herkes istediği gibi işini gördü. Yardımlaşma çok iyiydi. Şimdi tabii ekonomik şartlardan veya gelişmişliğin vermiş olduğu sebeplerden dolayı bunlar mümkün olduğu kadar azaydı. Bunlar hükümet politikaları, bunlar gitti. Arnavutköy de bozuldu. Onlar buranın yerlisi. Onlar güldürülü. Biz gelmişiz dağın başında. Bir de ne güldü olacak? Onlardan öğrendik. Öyle kızım, doğruyu söylüyorum. Hikmet'ten mezunu geldim ben buraya. Onların haşin neşin olduk. Onların kıymetini anladık ama 50 yaşından sonra anladık. Gittiler işte. 1906 Eylül'den sonra ben buradaydım. Buraları hep kırdılar. Zaten esnaf hep gayrimüslim. Ben buraya evden bir geldim, baktım hiçbir dükkan yok, arsa. Bu Arnavut köyünde bir dükkan yok. Ondan sonra bunlar ağır ağır buradan göç etti. Var. Belki Arnavut köyünde 20 kişi çıkmaz şimdi. Ama gelmek istiyorlar. Geriye gelmek istiyorlar. Buraya tabii. Çünkü çok güzel yer. Tavsiye balıkları abi.
Burası köy yani. Kuzguncu köyü burası. Eski daha güzeldi. Rahatlık vardı. Her şey bedavaydı. Burası eskiden çok şahaneydi. Çok canlı, cıvıl cıvıl.